Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cemaati Müslümin. Bugünkü konumuz İstanbul'dan bize gelen bedduaya karşılık bedduasız cevap vermek. Bir kere cemaati Müslüm değil, cemaati Müslümindir. Evet. Bir de hocalık yapıyorsan vaazla başlayacaksın, besmeleyle başlayacaksın. Evet. Öyle hocanın yanında eller koyunda olmaz. Olmaz. Hoca dediğin kumar mesasında da beddua etmez. Etmez. Et yediğin yerde gideceksin. Gideceksin. Aslında İslamiyat'tan da bedduaya yer yok, bilir misin? Yer yok. Şenlikte değil, koşulukta şenlik yaptı. Haklısın, doğru. Sizi şenliğe getirmeyen yetkililere konuşmuşsun. Eyle kastettiler ki. Şunu da iyi bil. O içinde et kaldırma, şey araba kaldırmadı. Et içinde araba kaldırmadı. Kordiye öceleydin. Doğru. Şenliklerde emeği varmış. Ne emeğin var ulan? Allah'ın devrip başkanı. Allah! Sus lan, devamı var. Çamur yoğdu. Yoğdu. Arabalar yeniydi. Yeniydi. Vatandaş yapmadık. Yapmadık. Çıktık. Şenlik alanına ulaştık. Ne dolu. Ne dolu. Ne buru. Ne de hortum vardı. Ses sistemi iyiydi. Kıcırdamadı. Nurettin Bey'in sesi de hiç kırılamadı. Aferin. Çünkü kasetten çaldık. Yumurta bulduk. Hem de deve kuşu yumurtasıydı. Etlerimiz yere kasıdı ki. Çakmak vardı. Kirpide ne gerek var ki? İnternet demişsin, gigabaytiz yetmi demişsin. Ulan her kahvede ücretsiz wifi var, bedava. Bedava. Gigabaytsiz herif. Orada elektriği yok. Jeneratör var. Benzin sıkıntımız, hiçbir şeyimiz yok. Evet. Muhterem Müslümanlar. Biz de böyle sahte hocalara kanmayın. Kanmayın. Müezzin dediğin giderci olacak. Kaynaklı devil. Evet. Bir de şu müezzinin yanındaki, soldan ikincisi, gözlüklü adam, o kor mu ki? Ya da şey mi ki? Bulgar göçmeni mi ki? Gözlük takıyı kapalı alanda. Son sözlerime söylemek üzereyken babam içeri girdi. Ne yazsın dedi, beddua dedim. Dırıcı mı yaz dedi. Dırıcı mı yaz dedi.